Sen şurada uyursun. Ben de kendime bir yer bulurum. Siz isterseniz dinlenin. Öyle olmaz. Gelin siz. Şöyle yardım edeyim. Yok. Şunu da koyalım. Yavaş. Şu hale bak ya. Her taraftan soğuk giriyor. Dört duvarı olmasa dışarıdan farksız. Değil. Neyse ki soba var. Odun da var. Ben birazdan yakarım, ısınırsınız. Ama önce şu ayak bileğinize bir bakalım. Yavaş. Neyse ki bir şişlik yok. Morluk da yok. Ama ona bir şey yapmamız lazım. Bir dakika. Ne yaptığını sorabilir miyim? Bakın ne buldum. Bununla şimdi ayak bileğinizi saracağım. Sonra yüksekte tutacağız. İyi gelecek size. Yavaş. Yavaş. Bu bez parçasının işe yarayacağına emin misin? Hı hı. Bir nevi alçı gibi olacak. İyisiniz değil mi? Yani eskisinden daha iyi gibi sanki. Rahmetli annemden öğrenmiştim bunu. Küçükken düştüğümde filan hemen ağrıyan yerimi bağlardı. Sabaha hiçbir şeyim kalmazdı. Belki de inandığım içindi, bilmiyorum. Çocuk haklı işte. Anne eli ya, şifalı gibi. Dokununca tüm acın, ağrın geçiyor. Anınızı unuttuk. İzin verin şu yarayı da temizleyeyim artık. Vermesem yapmayacaksın sanki. Kusura bakmayın, biraz canınız yanabilir ama. Yara çok derin görünmüyor. Çabuk iyileşecek galiba, hiç acımadı. Öyle görünüyor.
Geçmiş olsun. Bitti mi? Hı hı. Bir de şu sobayı yakabilseydik tüm derdimiz bitmiş olacaktı. Nasıl yakıldığını biliyor musun? Evet. Sobalı evlerde büyüdüm ben hep. Buradaki püf nokta külünü iyi temizlemek. Çoktan çıkması gerekirdi. Nerede bu Meryem Hanım? Tarhan'ı buldum. Diyecektim. Keşke o kadar uzatmasaydım. Az daha ikimizi de öldürecektim. Çok canı yanıyor mu acaba? Hayret, senin yüzünden oldu demedi. Bari özür dilememe izin verseydi. Da. Çalı çırpı toplamam lazım.